Aktüele çok ilginç bir hayat hikayesiyle başlıyoruz sevgili seyirciler. Çiğdem Sönmez, Aktüel'de konuğumuz, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İlginç diyoruz çünkü dramla başlayan bir hikaye, e, mutsuz bir aileyle başlayan bir yaşam... ...ve daha sonra e, kendiniz gibi olan kişilere danışman olarak profesyonel hayata atlayışınız. E, çok zor bir aileden geldiniz anladığım kadarıyla. Biraz bahseder misin? Çok zor diyebildiğim tarafı şu parçalanmış aile, standart Türkiye'de yaşadığımız birçok birçok aile, aile bunu yaşıyor aslında parçalanma sürecini. Altı kardeşten bir tanesiyim ben. Benim de babam alkol ve uyuşturucu maddeler kullanan birisiydi. Tabii bununla beraber bir genetik aktarım da söz konusu. Bunu da anlatabilirim daha sonrasında tabii ki. Alkol ve uyuşturucu kullanımının ya da eve eve alkol girdiği zaman o ev zaten tsunami gibi yerli bir oluyor. Yani o yerle birliği düşünebilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü dezavantajlı şeyi yaşadık. Şiddeti, küfürü, zorlantılı bir hayatı, işte paralı dönemler, parasız dönemler. aile e, Annemin e, yaşadığı zorluklar. Siz kendinizi bildiğiniz bileli o evde alkol var mıydı, uyuşturucu var mıydı, yoksa? Bir şeyler oldu da babanız öyle mi başladı? Şöyle söyleyeyim. Uyuşturucu tarafı gözümün önünde bir, birkaç kare var babamın hatırladığım, iş yerinde gördüğüm şeyleri var. Tabii ilerleyen zamanlarda kendi kendim aktif hale geldikten sonra onların ne olduğunu keşfedebildim ama alkol ben kendimi bildim bileli ailemizin içinde vardı babamdan dolayı tabii ki. Ee, İstanbul'a geldiklerinden geldikten sonra başlamış bir öğrendiğim kadarıyla. Ama daha öncesinden de tabii ki başlangıç süresi varmış. Yükselme dönemi İstanbul'a geldikten sonraki süreçte Nasıl olmuş. Nasıl bir çocukluktuk peki? Yani eve girdiğimiz anda tsunami gibi etkisini hissediyoruz, hissediyorduk dediniz ama yani siz dışarıdaydınız, eve geliyordunuz, altı kardeşinizle birlikte anneniz. Annem çalışıyordu. Hem bize bakmaya çalışıyordu bir yandan, bir yandan da evi idare etmeye çalışıyordu. Ama şunun gibiydi daha çok. Babam tabii ki gündüzleri evde yok. Sabahları biz okulumuza gidiyoruz. Bu 11 yaşına kadarki sürecimden bahsediyorum. Okula gidiyoruz. Ablamlar da okula gidiyorlar. Hep beraber işte sabah kalkılıyor. Bir seronumuzdur. Okul seremonisi vardır. Öğleden sonra mesela öğle saatlerinde eve geldiğin zaman şunu biliyorsun. Eve gel geliyorum ama zaten bir huzursuz ortamın içine giriyorum. Bunu bunu görüyorsun, hissediyorsun zaten o yaşta da. Akşam olduğu zaman gece yatarken babamın geç saatte saat kaçta gelip gecenin 3'ü mü, 4'ü mü, 5'i mi kaçta geleceğini tahmin edemiyorsun. Her gece aynı serinomi. Babam gecenin bir saatinde geliyor. Hepimizi uyandırıyor. Hepimiz uyanıyoruz. Evde kavga kıyamet. Şöyle bir şey vardı. E, eski zamanın meyhanelerinde Türk filmleri oynatılır. O Türk filmlerindeki olan karakterlerin hepsini sanki kendi ailesi yaşıyormuş gibi evet. orada yaşadığı şeyleri bizim Hı -hı. üzerimizde e, öfkesini bizden çıkartmaya çalışırdı mesela. Ama o da onun alkolizmin e, vermiş olduğu e, ilizyonla yaşadığı şeydi. Her gece karakollardaydık. Her gece bir komşunun evindeydik. Her sabah başka bir komşunun evinde uyanırdık. Tekrardan yaşama devam etmeye çalışıyorduk. Siz bu sıralarda herhalde daha 10 yaşında değildiniz değil Değildim. mi? Hı hı, Değildim. Sonra ne oldu peki? Sonraki süreçte ben e, ya, 11 yaşındayken... Annenizle babanız ayrıldı mı? Bu ayrıldım. aile parçalandı galiba değil evet, mi? Evet, evet. Ben 11 yaşındayken annem çok cesurca bir şey yaptı. Gerçekten çok cesurca bir şey yaptı. 6 tane çocuk da, İstanbul gibi bir yerde genç bir kadın olarak babamdan ayrılıp babamdan e, bizi, bizi de ve yanına alıp ya yani bizi yanına almaya da bilirdi. Bizi de yanına alıp yeniden bir yaşam yolu bulmaya çalıştı. Hepimiz için çok çabaladı. Bizi yetiştirdi. Evet. Ama maalesef ki altı çocuğa bakarken bir yandan çalışmaya çalışıyordu. Eve para kazanmaya evet. getirmeye çalışıyordu. Bunları yaparken psikolojik anlamda tabii ki yanımızda çok olamadı. Bizim en büyük avlam bizim. Annemiz rolünü üstlendi. En büyük ablam annemiz oldu. Annemiz de bize e, baba gibi eve ekmek getiren kişi oldu. Roller değişti. Roller birbirine karıştı. Roller birbirine karıştığı zaman ne oldu? Kend, hiç kimse kendi kimliğini edinemedi aslında. Ve böyle olduğu için de kendinizi e, ilgi açlığı duydunuz. Ve 13 yaşında alkol kullanmaya başladınız. Evet. Duygusal anlamda yaşadığım o boşlukla beraber... Boşluk demeyeyim aslında. Yani duygusal anlamda... Ee, fark edilmek var. Duygusal anlamda beklentileri oluyor tabii ki bir çocuğun, her çocuğun var. Şefkat bekliyor, anlayış bekliyor, sevgi bekliyor, değer bekliyor, güven bekliyor vesaire. Birçok duyguyu bekliyor çocuk ailesinden. Ama şimdi bunları alamadığın zaman ne oluyor? Alamadığında dışarıda bana bunları verebilecek insanlar vardı. Yani arkadaşlarım da bunlarda. 13 yaşında ortaokuldaydım. Ortaya giderken o arkadaşların arasına karışabilmek için yaptığım bir hareketti aslında. Ama içten içe de zaten yapmak istediğim bir hareketmiş. Genetik tarafta da var ya hani babamdan gelen bir genetik mirasım var. Genetik miras yediğim diyorum. O mirasla birlikte e, o psikolojik ortam, aidiyet beni her halimde kabul ediyor olmaları, iyi içiyor olduğumdan dolayı beni takdir ediyor, sıvazlıyor sırtımı olmaları, onaylanıyor olmuş olmam. Ne yaparsam olmam. Bir yapayım. Aynen. Aynen. ...dediklerimi onaylıyorlar. Kesinlikle. Ne kadar saçmalarsam ben ...olduğum halde kabul ettiler. Ama ailede e, bunu maalesef ki... ...farkında olmadan yapmıyorlardı, yapamıyorlardı. Ama farkında da değillerdi. Ben şunu biliyorum ki farkında olsalardı... ...asla yapmazlardı. Hiçbir aile yapmaz farkında ya, Nasıl bir çocukluk onu biraz anlatabilir misiniz? Çünkü buradan bir yandan da... ...bizleri izleyen ailelere, gençlere... ...mesajlar e, verelim istiyorum. Çünkü Hı. biraz sonra geleceğiz... Çiğdem Hanım nasıl vazgeçti ama gerçekten 13 yaşında alkol almaya başlamak bir yandan okula gidiyorsunuz ama ne kadar evet. tüketiyordunuz bir çocuk olarak çünkü bünye bir kere çocuk bünyesi. Evet. bünye Çocuk bünyesi ama e, tolerans yüksek. Şöyle bir şey öğrendim ben aldığım eğitimlerde. E, kiş, yani kullanıcı kişinin ebeveyninin annesi ya da babası kim kullanıyorsa e, annenin hamile kaldığı dönemde o kullanım toleransına çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani diyelim ki benim babam iki büyük içebiliyordu atıyorum o dönemlerde. Daha da fazlası var tabii ki. İki büyük içiyordu o dönemlerde. Annem bana hamile kaldı. O dönemde hamile kalmış olduğu için benim toleransım ona yakın bir tolerans oluyor. Başladığım anda çok hızlıca ona yükselebiliyormuş. Bunu aldığım eğitimlerde öğrendim. Çok şaşırtıcı bir bilgi aslında. Ama maalesef ki öyle bir şey. E, okula gidiyordunuz. Öğretmenleriniz, arkadaşlarınız, diğer arkadaşlarınız fark etmiyor muydu? öğretmenler fark etmiyordu. Zaten arkada o arkadaşlarla da beraber içiyorduk. Okul çıkışı bizim okulun yakınında bir park vardı. Akşamları çıkışımızda işte onlar alıyorlardı. Ben para falan harcamıyordum. Onlar alıyorlardı. Ben de onlarla beraber takılıyordum ama kız çocuğu gibi de değildim zaten. Kısacık saçlar, işte ceket zaten ceket giyiyorduk. Ceket kravatımız vardı bizim ortaokulda, o okuduğumuz okulda. Hani erkek çocuğu gibi takılıp onların arasında kalmaya çalışıyordum. Bunun da başka bir nedeni daha vardı. Çünkü Annem genç bir kadın, 6 tane çocuğu var, boşanmış bir kadın. O dönemler ben şu an 40 yaşındayım. O dönemler e, oldukça eski dönemler ve biliyorsunuz ki çok hoş karşılanmayan şeylerdi. Evet. Etraftaki insanların konuştuğu şeyler vardı. İşte bu kızların hepsi güzel. Bak annesi de güzel vesaire. İnsanlar yanlış yanlış şeyler konuşuyordu. Ben de bununla beraber kendime başka bir kimlik edinmiştim. Bir erkek çocuğu gibi davranıyordum. Yani kız çocuğu gibi değildim aslında. O yüzden erkek arkadaşlarımla takılıp onların arasında var olmak bana iyi hissettiriyordu o dönem için. Eve dönüyordunuz ama arkadaşlarınızla birliktesiniz ama <laughs> anneniz fark ediyor muydu? Hayır fark edilmiyordu açıkçası. Kimse fark etmiyordu. İşte kimsenin fark etmemesi de enteresan bir süreç. Nasıl kimse fark etmiyor? Çünkü öyle bir hayat ki kimse kendinin farkında değil ki beni fark etsin. Herkes bir mücadelenin içinde. Ve siz de daha çok fark edilmek için evet. daha çok işki kullanmaya daha başladım. çok fark edilmek için demiyim kendimi o duygularımı tatmin etmeye o arkadaşlarımla beraber ya da işte kullandığım işte alkolle birlikte o duygularımı tatmin etmek için farkında da olmadan yavaş yavaş toleransı yükselttim. Hiç kimse bir büyükle başlamaz ya da hiç kimse çok sert uyuşturucularla başlamaz. Yani çok nadir örnekler vardır ama böyle e bir, bir taneyle, iki taneyle, bir kadeh, iki kadeh, üç kadeh ya da bir doz, iki doz derken o tolerans hızla yükselir. Yükseliyor. Babanızla görüşüyor muydunuz bu sürede yoksa tamamen kestiniz mi? Görüşmeye devam ettik bir süre daha. Ben 16 yaşına kadar görüşmeye devam etti. O dönemler içerisinde yine devam ediyordu bizi rahatsız etmeye ona bakarsınız. Çünkü içip içip geliyordu, kullanıp kullanıp geliyordu, kapıya dayanıyordu çocuklarımı istiyorum diye. Ama bununla da baş etmeye başladık. Ben 16 yaşındayken babam vefat etti benim. 46 yaşındaydı. Artık kullandığı eee maddelerden alkol veya Vücudu vesaire. Vücudu iflas etti. Aynen öyle. Hani son. yani birçoğunun başına gelebilecek, birçoğumuzun başına gelebilecek olan bir şey bağımlı olarak. Sonra ama bir uyuşturucuya başladınız. Evet. Alkol yetmedi, uyuşturucuya başladınız. Evet, toleransım gün geçtikçe yükseldiği için 20'li yaşlara geldiğim zaman zaten alkolde çok yüksek bir toleransa ulaşmıştım. 20'li yaşlarda uyuşturucu madde kullanan bir arkadaş grubum oldu. Diğer arkadaş gruplarım gibi dönem dönem farklı farklı gruplar edindim kendime. Kendime ait hissedebileceğim. O grubun içerisindeki arkadaşlara aidiyet hissini yaşayabilmek için de onlar aralarında kalabilmek için uyum sağlamam gerekiyordu. Bu sefer onlara da uyum sağlama, sağlama amacıyla başlamıştım. Ama bu, şu an bunları neden nasıl yaptığımı söylüyorum ya o zamanlar tabii ki bunları bu şekilde yaptığımı, nedenlerimi, nasılarımı tabii ki bilmiyordum. Kendime 13 yaşında ilk içkimi içtiğim zaman beni o hale getirebileceğini bilseydim yapar mıydım sizce? Tabii ki hayır. Ya da ailem biliyor olsaydı, benim neler yaşayabileceğimi tahmin ediyor olsaydı, psikolojik anlamda yanında olmaları gerektiğini biliyor olsalardı olmazlar mıydı? Tabii ki olurlardı. Hı. Okul bu arada devam edebildi mi peki? E, hayır. Orta ikiye kadar gidebildim. Orta Çünkü devam ettirebilecek değil mi? Ne evet, e, bazıları dikkat Bazıları Devam vardı. ettirebiliyor ya. Orası da enteresan ama e, ben devam ettiremedim devam ettiremememin e, tabii iki üç nedeni daha var. Birincisi e, o dönemki yokluk içerisinde e, işe girebilmiş olmam. 13 yaşında işte okuldan ayrıldıktan sonra orta ikideydim. Okuldan ayrıldıktan sonra beklemeye kaldım. 3 dersten kaldım tabii ki sınıfta kaldım. E, haliyle. Sınıfta kaldıktan sonraki süreçte işte, bu sefer bir sene bekleme alınca işe verdiler tabii ki. Çalışmaya başladım. O dönemde o yaşta para kazanıyor da koşuma gitti. Eve para getiriyor mu? koşuma gitti. <laughs> yani o döneme ait ne hatırlıyorsunuz diye sormak isteyecektim bu sözlerinizden hmm. önce çünkü e, çocuk yaşta başlamışsınız evet. bir çok birçok kişinin parkta bahçede top oynadığı evet. yaşlar e, gençlik dönemi aynı şekilde değil mi çok evet. hızlı geçmesi gereken çok böyle e, delikanlı dediğimiz yaşlarda e, sizin hatırlayabildiğiniz şeyler flu mu yoksa çok net mi hatırladığınız şeyler hmm. size e, eminim acı veriyor flu e, çocukluğun büyük bir kısmını hatırlamıyorum bununla beraber ergenlik dönemindeki büyük bir, büyük bir kısmını yine hatırlamıyorum. Ee, şey derseniz gençlik kısmında tabii ki hatırladığım kısımlar var ama yine de kullanım dozumun artmış olmasından dolayı yine büyük bir, yani hayatımın büyük bir kısmı silik maalesef ki. Bazen eski arkadaşlarımla karşılaştığım zaman söylediklerinde böyle birkaç ışık yanıyor zihnimde. Aa öyle miydi? Hatır anlatıyorlar. Ee, ben ben de oradayım ama hatırlamıyorum hiçbirini. Bazen sinir bozucu olabiliyor bunları hatırlayamamak ama maalesef ki hatırlayamıyorum. Hatırlamam gerekiyor mu? Hatırlamam gereken tek şey şu bugün için. Geçmişimi unutmamam lazım. Sadece nereden geldiğimi hatırlıyor olmam yeterli temiz kalmak için şu anda. E, ne, ne oldu? Dön dönüm noktası ne oldu? Ha, dönüm noktası... E, sokaklarda kalmak, e, böyle iyice dibi bulmak, her şeyini kaybetmek gibi değil belki biraz ama... Şu süreci de var. Beş gün parkta yattığım sürecim var benim. E, sıfırı tükettiğim, hiç parasız kaldığım, çalışamadığım işte e, zamanlarım var. Son altı senem hiç boş geçme, geçmemiş şekilde yani bizim kafamı açmadığım dediğimiz bir dönemimiz var. Hiç kafayı açmadan son 6 senem 24 saat kullanmakla geçti benim neredeyse. Çantamla içki şişesiyle geziyordum ben. E bununla beraber diğer uyuşturucuları da kullanmaya devam ediyordum tabii ki. Tolerans o kadar yükselmişti ki sabah gözümü açtığım anda gece uyuyana kadar diyeceğim ama uykumda da zaten kafam güzel yani. Hiç 24 saat boş Ben bunsuz da yaşayabilirim, yaşamalıyım dediğiniz an ne oldu? O e, alkol ve madde bağımlısı başka bir eş seçtim kendime. En sonki ortamımdan kişiydi. Evet, bir de onunla öyle beraber, bir şey var, değil mi? Onunla beraber e, yaşadığım hayatın çok farkında değildim açıkçası. Bu, bu neye denk geliyor? Yani bazı kitapların ön sözünde yazar mesela. Bazı nefretler gizli bir hayranlık uyandırır gibi bir şey diye. Ama ha. bu bambaşka bir şey herhalde. Çünkü bu farklı evet. ne, ne nedir? Daha sonra eğitim vermeye başladığınız zaman bunun sebebini Neyle evet. özetlediniz? Ben e, bir görevim olduğunu düşünüyorum öyle söyleyeyim. E, şimdi o yaşamın içerisinden geçip e, temiz kalmayı başarıp akıl sağlığımı kaybetmeyip fiziksel sağlığımı kaybetmeyip ruhsal sağlığımı tekrar geri kazanabilip e, bunu bu, bir şey yapmam gerekiyor. Yani şu şu bir şey yapmam lazım. Yapmam gereken bir şey hissiyatıyla devam ettim yoluma. Bunda var ben zaten e, iki kişi var hayatımda bunu bana fark ettiren iki özel insan var. Bana ne olduğunu, nasıl bir hayata sahip olduğum ve ne kadar insanlara faydam dokunabileceğini bana fark ettiren insanlar oldu hayatımda. Eşinizle beraber mi bıraktınız? Yoksa şu an hmm. devam ediyor mu evliliğiniz? Bitti mi? Devam ediyor evliliğimiz. Ama birlikte bırakmadık. İlk zamanki süreç şöyle oldu. Birlikte kullanıyorduk. O benim masa arkadaşım. Masa arkadaşı deriz biz birlikte kullandığımız insanlara. O benim masa arkadaşım. Birlikte yaşama başladığımız süreçte ben çalışmama dönemim var benim o zaman içerisinde. O eve her geldiğinde eli boş gelmezdi. Kendine getirdiği malzemelerden bana da tabii ki getirirdi beraberinde. Ne getiriyorsa kendine. Son günlerde getirmemeye başlamıştı. Böyle bir beş günü net hatırlıyorum ama altı yedi gün de olabilir beş günde netim. O 5 gün kullanamayınca tabii ister istemez zihnim ayıldı benim. O zihin ayık ayıklığıyla birlikte zihin ayıklanma sadece. Yani bir uyandım yani ayıldım. Dedim ki nasıl bir hayatın içindesin sen? Evde Alzheimer hastası bir kayınvalidem var. Eşimin annesi. Sara hastası, antisosyal kişilik bozukluğu kaynım var. Eşimin abisi. Eşim kullanımda. Ben kullanımdayım. Ev berbat halde. O zaman yüzleştiniz. Evet. Nasıl bir evde evet. kaldınız? Evet. Hayatımla yüzleştim. Sen ne yapıyorsun Hı. kendine? Bu, bu ne dedim yani? Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun diyebildim. Çok şükür. Ee, karar vermek ama her şeyi... Tamam, ha, atlattım anlamına gelmiyor galiba Kesinlikle. değil mi? Onun da sonrasında yaşadığınız çok büyük zorluklar var. Evet. O sadece benim kullanımı durdurma aşamamdı. Ee, i̇yileşme süreci dört aşamalı bir süreçtir. Birinci aşaması fiziksel temizliktir. Fiziksel anlamda temiz kalabilmiş olmak, zihinsel, duygusal ve ruhsal anlamda iyileştiğim anlamına gelmiyordu maalesef ki. Ama bilmiyordum. Farkında olmadan ben sadece kullanımı durdurarak hayatımı e, diğer tarafa taşıdığımı sandım. Çok zorlu süreçler geçirdim. Birçok karakter kusuru dediğimiz psikolojik sorunlar yaşadım. Nasıldı mesela? Vücudunuz temizlendi ama Hı. ne yapıyordunuz? Bu... Etrafımdaki insanlardan duygusal anlamda sömürü sömürüyordum onları. Duygusal nasıl anlamda. Mesela? Yani herkesten kendimi onlara adıyordum. Hı. Onlara adamamla beraber karşılığında beni sevmelerini, Hı. değer vermelerini istiyordum. Ama öyle bir adama ki nasıl ki madde kullanımında, alkol kullanımında kendimi o hayata adamıştım... Aynı şeyi insanlara yapmaya başladım bu sefer. O eksikliği, hayatta bulmaya çalıştım. Evet, yer değiştirdim hatta. Öyle söyleyeyim. Alkol, uyuşturucu yerine insanı koydum bu sefer Bu süreç ne kadar sürdü? Yani e, uyuşturucudan tamamen kurtulmak, e, alkolden tamamen kurtulmak ve sizin gibi olanlara danışmanlık yapmak. Bu fikir nasıl ortaya çıktı ve bu süreç nasıl, ne kadar sürdü? Şöyle bir şey söyleyeyim. Tamamen kurtulmak diye, diye bir şey, bir şey yok. yok. Onu söyleyemeyiz. Hayat boyu bir şeker hastalığı, bir, bir e, tansiyon hastalığı gibi bir hastalık bu. Grip gibi kendimi koruman lazım. Yani grip bana bulaşmasın diye nasıl sürekli dikkat ederim? Değil mi? Bu şekilde aynı, aynı bunun gibi sürekli kendimi korumam gerekiyor. Ama nasıl bir koruma bu? Düşüncede, duyguda ve davranışta kendimi yönetebilme becerisine sahip olmam lazım ki kendimi fark edeyim beni zorlayan Hı. durumlar olduğu zaman ben ona dur diyebileyim. Tekrar kaymayı da kullanma noktasına <laughs> geri gitme, gitmemek adına bunu yapmam gerekiyor. Mesela gidiyorsunuz bir restorana tabii ki başka masalarda içki içmiyor. Evet. Evet, evet. Ben bundan rahatsız olmuyorum şu an için. Ama 12,5 yıldır temizim ben. Evet. 12,5 yıl sonrası... E, birkaç yıl alabiliyor o söylediğiniz evre. Hı. Yani bir yıla ihtiyaç var zaten. Sonraki süreçte bir yıl, işte üç yıl, beş yıl böyle katlıya katlıya gidiyor. Belli bir zaman sonra işte bunlarla gerçekten başladığı tarafı geçebiliyoruz. Ama hayatımız boyunca bizim kendimizi biliyor olarak hareket etmemiz gerekiyor. 8 yıldır da bu danışmanlık hizmetini veriyorsunuz değil mi? Evet. Şu anda da Avcılar Belediyesi'nde ya da yakın evet. bir zamanda sanıyorum. Evet bu hafta, geç aslında geçen hafta olan bir şey. Ya, mucizevi bir şey aslında yani inanılır gibi değil bazen ama... E, Avcılar Belediyesi'nde bir rehabilitasyon merkezi açtık. Çünkü bu bahsettiğim hayat boyu iyileşme sürecine rehabilitasyonla ulaşabiliyoruz ve bizim ülkemizde bu yoktu. Bir yıldır C4 Recovery Solution denilen Amerika'da bir vakfın Türkiye temsilciliğini yapıyorum. Operasyon direktörüyüm. Ve Avcılar Belediyesi'nde Handan Toprak inanılmaz duyarlı davrandı bu konuda ve bir ilki başlattı. Çok mucizevi bir şey yaptık ve çok güzel sonuçlar alacağız bununla beraber inanıyorum ki ki alıyoruz da. Şu an e, danışanlarımız var. <laughs> Süreçte devam ediyor. E, içeride çalışacak çalışan uzmanlarımız var. Bu sadece avcılarda kalmayacak tabii ki. Şu an Beşiktaş Belediyesi, Sultan Gazi, Bayrampaşa, Eyüple görüşmelerimiz var. Eyüp Belediyesi ile e, Maltepe, bir de Maltepe'değimiz evet, var. giderek büyüyor. Giderek büyüyor. Şu an İstanbul'da 6 belediye ile daha işbirliği yaptık ve altyapısını hazırlıyoruz şu anda. Ama tüm Türkiye'ye yayılacak bir sistem bu. İşte Türkiye genelinde farklı illerde de şu an talepler var. Ama sırayla ve adım adım gitmek istiyoruz biz. Ee, bu çok özel bir iyileşme sistemi. Gerçekten çok çok hayat başarılı boyu başarılı bir proje yani evet. çok e, yararlı bir proje. Çiğdem Hanım son kez buradan gençlere ve ailelere. Hı hı. Ne söylemek gerekiyor? Birincisi şu, şu çok önemli bir şey. Ailelerin yaptığı çok önemli bir hata var. Bağımlı olan kişinin iyileşmesini sağlamaya çalışmak adına şöyle bir hata yapıyorlar. Çok fazla baskılıyorlar. Onun borçlarını ödüyorlar. Onun arkasını toparlıyorlar. Onun yerine düşünüyorlar. Onun yerine utanıyorlar. Aman rezil olduk diyorlar. Aman vesaire diyorlar. Yani onun adına düşüncede, duyguda ve davranışta çok fazla şeyi sahipleniyorlar. Bunu yapmayı bıraktık, bıraktıklarında... Kullanan kişi kendi hayatının sorumluluğunu almak zorunda kalacak. Bunu yapmayı bırakırlarsa ya daha çok yardımcı olabilirler. Yüzleşmelerine müsaade etmeleri Aynen gibi. öyle. Ben diyorum ki bırakın hata yapsınlar. Bırakın hata yapalım ya. Hata yaptığımız zaman biz bunu göreceğiz yani. Ben bir hata yaptığımı gördüm. Kendime geldiğim zaman dedim ki ben, nasıl bir hayatın içindeyim? Yani bu hata. Bunu nasıl toparlarım diye uğraşırken aslında iyileşmenin yolunu buldum biraz daha. Evet. Ve %100 iyileşme yok. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ceyda, ben Sönmez. teşekkür ederim. E katıldınız, ben teşekkür ederim çok sağ olun.